Herkese merhaba. Efendim, Türkiye ve İsrail nihayet beklenen açıklamayı yaptılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsrail Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Yair Lapid yaptıkları açıklamalarda Türkiye ile İsrail'in 2018 yılında kesilmiş olan diplomatik ilişkilerinin yeniden tam diplomatik ilişkiye dönüşmesini ve yeni büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasına karar verildiğini duyurdular. Şimdi diyeceksiniz ki Ardan abi sen buna muhalifsindir. Hayır, değilim. Aralarında sorun olan devletlerin esasında diplomatik ilişkilerini düzenli yürütmelerinin faydalı olacağına inananlar grubundanım. Yani Yunanistan'la bizim çok ciddi sorunlarımız var. Çok ciddi sorunlarımız var. NATO müttefikimiz olmasına rağmen sonuç itibariyle çok değerli bir büyükelçimiz şu anda Atina'da görev yapıyor. Kendisini de tanırım, Burak Bey'i. Sonuç itibariyle Türkiye ile Yunanistan bir sorun yaşadıkları zaman hem büyükelçileri vasıtasıyla hem de NATO'nun vasıtasıyla bir araya gelip sorunlarını konuşma imkanı buluyorlar. Yani diplomasinin büyükelçileri geri çekme veya işte o işi ortada bırakma yönü taraflar açısından pek doğru bulmadığım bir davranıştır. Onu söyleyeyim. Ha efendim tabii yani şöyle bir şey vardır. Yani savaşıyorsunuzdur Allah korusun. O başka bir şey ama aranızda ne kadar sorun olursa olsun mutlaka büyükelçinizin orada olmasında yarar vardır. Yani Türkiye'nin çok sorunlu olduğu Yunanistan gibi, zaman zaman Rusya gibi falan yani Sırbistan zamanında gibi birçok ülkeyle büyükelçilikleri devam etmiştir. Yani ve bu doğru bir davranıştır. O yüzden Türkiye ile İsrail arasındaki büyükelçilerin atanmasını ve her iki devletin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz açısından önemli olan her iki devletin bu tür bir yaklaşımı sergilemesini olumlu gibi buluyorum. Bir defa burada bir tartışma yok. Ama biz buraya nasıl geldik? Yani İsrail niye böyle bir noktaya geldi? Biz nasıl bir zorlamayla karşılaştık? Onu konuşmamız lazım. Çünkü benim babam rahmetli doktordu. Onun hayatından edindiğim izlenim bir sorunla karşılaştığınız takdirde teşhisi iyi yapmanız gerektiğini biliyorum. Yani babam mesela doktorken binlerce hastaya baktı. Binlerce insanı iyileştirdi. Bunun hepsini de teşhisini doğru yaparak buldu. Eğer teşhisi yoksa tedavi yok demektir. Yani teşhisi koyamıyorsanız bir ilaca başlayamazsınız. Devletler arasındaki ilişkilerde böyledir, mali sorunlardaki ilişkiler böyledir yani. Önce bir teşhis. Biz niye böyle bir noktaya geldik? Yani Kudüs'ü başkent ilan eden İsrail'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda inanılmaz bir oy çoğunluğuyla mahkum ettiren bir Türkiye neden son bir buçuk yıl içinde İsrail'le ve bağlantısında bir takım hiç haz etmediğim Arap diktatörlüklerle veya krallıklarla ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Bunun birkaç nedeni var. Ben öyle muhalif gazeteciler gibi hemen efendim millet aç işte şu kadar parayı kaybettiler falan filan ben öyle konuşmam biliyorsunuz. Ama ben konuştum mu da normalini konuşurum yani konuşulması gerekiyor. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi şu, Türkiye, Yunanistan ve İsrail'de ilişkilerinin bozulmasından sonra beklemediği bir kuşatma planının Amerika merkezli olarak devreye girdiğini gördü. 2017 itibariyle, yani 5 yıl önce, yani Amerikan Kongresi'ndeki Rum-Yunan lobisi liderleriyle geçmişte Türkiye'yi koruyup kollamış özellikle Ermeni soykırımı meselesinde, sözde soykırımı meselesinde Türkiye'yi koruyup kolladığı bilinen
İsrail lobisinin liderliğinin birleşmesi ve Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye karşı tahminlerin çok ötesinde güçlü bir lobinin yerleşmesi Ankara'nın Washington'daki hareket kabiliyetinin azalmasına neden oldu. Azalma değil, neredeyse sıfırlanmasına neden oldu. Yani adı konulmamış askeri ambargolar geldi, F-35 programından çıkarılmalar geldi. Üst üste gelen gelişmelerle karşılaştık. Ve bu arada da Rum, Yunan ve İsrail hattında Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi altında. O nedenle de 3+1 olarak adlandırılan bir ittifakla karşılaştık. Şimdi bu ittifak esasında tek tek bakıldığı zaman bizim baş edebileceğimiz bir ittifak. Fakat 3+1 konseptiyle Amerika tarafından sahiplenilmesi ve özellikle 2019 sonu itibariyle bugüne kadar, yani 2022'ye kadar son 3 yıldır Avrupa Birliği tarafından da tam anlamıyla kucaklanması o kuşatma ittifakını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de özellikle manevra alanını da ortadan kaldırdı. Bakın, büyük umutlarla Abdülhamit Han araştırma gemisini aldık. Dedik ki işte bu gemi öyle bir yere gidecek ki etrafımızdaki o kuşatmayı yıkıp geçeceğiz. Öyle bir hikaye olacak. Hayır, olmadı. Gemi şu anda Antalya'da kuru bir kuyunun etrafında dolanıp duruyor. Demek ki siyasetteki hamaset ile dünyadaki gerçekler arasında bir farklılık olabiliyor. Bunu da böyle kabul etmek lazım. Şimdi Türkiye anladığım kadarıyla öncelikle Rum, Yunan ve İsrail hattında oluşturulmuş olan bu ittifakın biraz zayıflamasını veya dağılmasını öngören bir çalışma yürütmeye çalışıyor. Bu konudaki kanaatimi fazla uzatmadan söyleyeyim. O kalıcı bir ittifaktır. İlk başta bana da düşmanımın düşmanı dostumdur gibi gözüken bu ittifak, son dönemde ortaya çıkan tablo, özellikle sadece İsrail Başbakanı'nın değil, Birleşik Arap Emirlikleri Emiri ve Yunanistan'ın, Suudi Arabistan'ın fiili kralı Muhammed Bin Selman'ın ziyaretleri çerçevesinde, nüvesinde yani çekirdeğinde Yunan, Rum, İsrail, etrafında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ın olduğu bu altılı ittifakın Türkiye ne yaparsa yapsın Türkiye'yi içine almadan var olacağını görüyoruz. Bir defa İsrail'e yumuşama, Türkiye İsrail ikili ilişkilerini turizm alanında, ekonomi alanında, şurada burada tamam bir noktaya götürebilir. Ama Doğu Akdeniz ve Orta Doğu, özellikle Körfez bağlantılı bu hat üzerinde Türkiye'nin diplomasik manevrasını genişletecek bir adım olabileceğine inanmıyorum. İkincisi, Türkiye Amerika'da Amerika ile ilişkilerini bütün olumsuzluklara rağmen, Washington'dan kaynaklanan bütün olumsuzluklara rağmen ayakta tutmaya çalışıyor. Yani evet, Joe Biden'la görüşmeler yapılıyor, tutanaklarını bilmiyoruz. Yarın bir gün, işte kaç yıl sonra göreceğiz Erdoğan'la Biden neler konuşmuş falan filan, ama sonuç itibariyle gördüğümüz şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ile olan irtibatı ve ittifakı devam ediyor. Ve Türkiye ne yaparsa yapsın Amerika'nın Pentagon'una ve orasına burasına bu anlamda nüfuz edemiyor. Gördüğüm kadarıyla Amerika'daki büyükelçimiz, yeni büyükelçimiz Murat Mercan'a bir talimat verilmiş. Ne yap ne et, bu Amerika ile ilişkileri toparla kardeşim. O da herhalde bir yol haritası çerçevesinde dedi ki bizim bu Amerika'daki Yahudi lobisiyle ilişkilerimizi yeniden güçlendirmem lazım.
Bu nedenle siz gidin İsrail'le ilişkiyi düzeltin. Bu biraz işe yarar mı? Yarayabilir. Yani o kuşatma kadar net konuşmayacağım. Niçin? Çünkü Amerika'daki İsrail lobisi veya Yahudi lobisinin yaklaşık yarım kanadı Netanyahu gibi adamlara da karşı liberal demokrat Yahudilerden oluştuğu için Türkiye ile kurulacak ilişkilerin İsrail'in güvenliği açısından önemli olduğuna inanan isimlerden oluşuyor. Bunlar neokon değil ama ağırlığı yerinde adamlar. O nedenle Murat Mercan'a buradan bir böyle bir manevra alanı doğabilir mi? Doğabilir. Doğabilir. Etkili olur mu? Zaman içinde göreceğiz bunu. Bugünün işi değil o. Çok çünkü kemikleşmiş, çok kemikleşmiş. Anti-Türk bir lobi var orada. Öyle böyle değil. Saydım geçenlerde, bir daha sayıyorum. Rum Yunan, Ermeni, İsrail, Hint ve Suud ve Birleşik Arap'tan kaynaklanan Arap lobilerinin tamamı bize karşı çalışıyor. Yani bunu ben Murat Mercan'a da söyleyeyim, yani çok zor işi. Şükrü Elekdağ dönemi gibi değil ortalık. Çok zor. Niçin Amerika ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor? Gerekli mi? Efendim bana sorarsanız çok gerekli değil. Çatışmayı tercih ederim. Ama siyaset anladığım kadarıyla ekonomi de köşeye sıkışmış vaziyette. Ve Türkiye'nin kredi sigorta limitleri bir ara 900 puan gibi dünya rekoru bir puana çıktı. Şimdi 730'a düşmüş falan. Şimdi uzun uzun o nedir anlatmayayım. Yani Türkiye'yi öyle riskli buluyorlar ki uluslararası finans kuruluşları, sigorta primini en üst tavana çıkarttılar bir ara. Bu Türkiye'ye verilecek kredilerin. Bu güzel bir şey değil. Yani bu çok kötü bir şey. Bunun tamir edilmesi lazım. Neyse son dönemde böyle bir aşağıya düşüş oldu ama yine de 730-750 düzeyinde çok yüksek. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan ve kadrosu İsrail'le ilişkileri yumuşatarak küresel finans sistemine de ya biz kavga etmek istemiyoruz falan gibi bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Bunu inandırıcı bulurlar mı? Benim kanaatimi söyleyeyim tekrar. İsrail paranoid ölçekte güvenlik endişesi taşıyan bir devlet. Yani tehdit edilmiş olma duygusunu aşmaları Türkiye açısından, çünkü öyle, yani öyle görüyorlar Türkiye'yi, bir tehdit olarak görüyorlar. Tehdit edilmiş olarak bu duyguyu yenilemeleri inanın bana çok zaman alacak. Ve bu çerçevede de bir problem daha var, hep onu söylüyorum. Erdoğan son Gazze olaylarında, yani 45 kişinin 5'i çocuk, son Gazze olaylarına karışmadı. Bence doğru yaptı. Çünkü İslami Cihat'ın bir başka provokasyonuydu o. Hamas da uzak durdu fark ettiyseniz. Fakat bu Gazze veya buna benzer yerlerde çok büyük, çok büyük yıkımlar olmayacağı anlamına gelmiyor. Erdoğan şimdilik İsrail'e karşı gördüğüm kadarıyla Mescid-i Aksa'yı bir kırmızı çizgi olarak koymayı, Filistin sorununa da işte başkaları ne kadar karışıyorsa o kadar karışmayı planlıyor gibi gözüküyor. Tabii ki İsrail ve Amerika'daki Yahudi lobisi bu tutumu yakından izleyecek, ne kadar samimi olduğumuzu anlamaya çalışacaktır. Bunun sonucunda biz diplomaside ve parada rahatlar mıyız? Böyle bir yumuşama bize hızlı bir dönüş sağlar mı? Hızlı dönüş sağlamaz, onu söyleyeyim. 2023'e kadar, 2023'ün Haziran'ına kadar da bugüne kadar Erdoğan'la kavga etmiş bütün Orta Doğu ve bölge unsurlarının Erdoğan'ı rahatlatma gibi bir düşüncesi yok. Yani
uzatılan elleri sıkabiliyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan ama yani sonuç itibariyle eğer Murat Yetkin'in dediği gibi Körfez ülkelerinden gelecek 55 milyar dolarlık bir kaynakla Erdoğan 2023'ü atlatmayı düşünüyorsa o kaynak gelir mi gelmez mi, o bile büyük bir soru işareti, onu da söyleyeyim. O yüzden ben itidalli yaklaşıyorum. Yani her olaya itiraz eden adam olmak istemiyorum ama itidalliyim. İsrail ile Türkiye ilişkilerinin eşit düzeyde normalleşmesi için küresel sistemin önemli ölçekte revizyona uğraması gerekiyor. Yani Türkiye'yi yana koyan, İsrail'i hep merkeze yerleştiren bir küresel sistemden bahsediyoruz. Bu sistem bizim lehimize revize edilmeden Türkiye ile İsrail ilişkilerinin istikrarlı ve verimli olabileceğine inanmak ancak ve ancak saflık olur. Hoşça kalın.